Tarih Sohbeti. Merhaba kıymetli dinleyenlerim. TGRT FM radyomuzun bir tarih sohbeti daha sizlerle buluşmaktan dolayı sevinçliyim. Merhaba kıymetli dinleyenlerim. TGRT FM radyomuzun bir tarih sohbeti programında daha sizlerle beraber olmaktan dolayı sevinçliyim. Programı hazırlayıp size bir saate yakın zamanda sunmaya çalışacak olan ben İsmail Yağcı, inşallah sizlere faydalı olduğuna inandığım, doğru olduğuna inandığım bilgileri vermeye çalışacağım. Efendim, bundan önceki sohbetimizde Riştuni diye, yani bir ara bir öğretmenlik falan da yapmış olan garip ve karanlık bir adam. İskenderiye, İstanbul, efendim her tarafı böyle Merzifon dolaşmış, birçok Ermeni cinayetlerinin başta propagandalarını yapmış ve insanlara konferans adı altında tahrik edici ve dini vaaz kılıfıyla konuşmalar yapmıştır. Riştuni bir süre sonra Kayseri'de Everek, yani Develi'ye geldi. Oradaki kiliselerde konferanslar verdi. Talas'a gitti ki Amerikan Koleji vardı orada. Oradan da merkez yaptığı Divonik, yani Derebenk denen bölge. O da Talas'a yakın bir bölge. Orada bu Derebenk'te Gülbank yanında babasının kurduğu bir okul vardı. Meşhur petrol Mr. %5 denen kimse. Buradaki manastırda, yani Gülbenkya'nın babasının kurduğu manastırda rahip Havel'in yanına postu serdi. Kafaları da anlaştı. Denk geldi. Rahip Daniel'in de yardımını alarak tahrik ve faaliyetleri artırdılar. Ettiler 3. Jirayir ile birleşti ve Merzifon Komitesi'nin bildirilerini halka, köylere dağıttı. Bir öğretmeni becerememiş Riştuni yapıyor bunlar efendim. İki sayı bir gazete çıkarmış, İskenderiye'de para pulu tüketmiş. Ondan sonra da çeneye kuvvet, binlerce insanın ölümünün kapısını aralamış. Demeyin ki bir adamdan ne olur. Bir adamdan çok çok iyi şeyler olur. Ama bir adamdan da çok çok kötü şeyler olabilir. Bir adam bir adamdır efendim. Ya bir kişiyle ne olur ya, aman ya bırak. Allah-u Teala'nın sevgilisi de bir kişiydi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O ateşperestlerin İran'daki azametli krallıkları yerle bir oldu. Bizans'ın krallıkları yerle bir oldu. İmparatorlukları silindi gitti. Doğmadan baba vefat etmiş. Doğduktan 6 sene sonra da anne vefat etmiş. Dedesinin himmetiyle, yardımıyla yaşamış bir genç
Ama özelliği var Allah-u Teala'nın sevgilisi aleyhissalatü vesselam. Habibim buyuruyor, Habibim. Bir adam mı devirdi bunlar? Hepsini. Biz şimdi tarihle uğraşırken diyorlar ki ya sen Osmanlı tarihi falan. Tabii öteki tarih ya öteki tarihin de adamları var. Bir, ben benden öncekileri öğreneyim. Onlar da kendilerinden öncekileri öğrendiler mi acaba? Uğradıkları felaketlerde onu öğrenmediklerinin hataları yatıyor mu? Şimdi bazıları kalkıyor tarih anlatırken. Diyor ki mesela ya Fas milattan önce 2000'li yıllarda falandı. E peki milattan önce 3000'li yıllarda neydi ora? Fas 5000'li yıllarda neydi? Sen nereye varmak istiyorsun arkadaş? Şu anda Allah-u Teala'nın emir buyurduğu, yürürlükte olan tek din İslamiyet. Ötekiler semavi dinlerin hepsi Allah-u Teala'nın gönderdiği din. Bütün onların peygamberleri de aynı imanı söylemişlerdir. Emir ve yasaklarda bazı ufak tefek farklılıklar var. Ama bir yaratana kabul etmek var. Sen milattan 2000 yıl önce dediğinde ki insanlar Musa Aleyhisselam'ın heykelini yapıp altından ona tapmıyorlar mıydı? Ya arkadaş peygambere inanıyor muydun? İnanıyordum. Çok seviyordun. He. Öldü. Her fani gibi o da vefat etti. İşte ben o kadar seviyorum, o kadar acıyorum ki o acıyla bu buzağı yaptım. Bu buzağa tapıyorum onu hatırlamak için. Şeytan geliyor ya ne farkı var diyor ya. Aha buzağı diyor altından yap. Herkes de yapamaz bunu. Şimdi de dünya insanları semavi dinleri yok bilecek şekilde davranıyorlar. Müslümanlar hiç olmazsa dinleri bozulmadan bugüne kadar gelmiş 1450-60 kardeşim siz sahip çıkın ya işte Avrupalı olduk ya modern olduk ya ha sen Müslüman olduk ya değil modern olduk ya. Böyle milattan önceki filan yıllar, filan yıllar ya filan yerde bir tohum bulduk şu kadar bin yıl. O kadar. O kadar. Oralardan sen ne arıyorsun? Sen oralara tekme vuran adam değil misin? Benden öncekiler geriydi, ben şimdi ileriyim diyen kimse değil misin? Medeniyim, aya gidiyorum, fezaya gidiyorum demiyor musun? Ha? Peki, niye... Onların hayatını o zaman puta tapmalarını, eşyaya tapmalarını, eşyaya kutsiyet vermelerini. Doğa aşağı, doğa yukarı. Adam Fas'ın bakıyorum 2000 yıl önce putperestlerin elindeki zamanını anlatıyor. Sen anlatacaksan Endülüs Emevi Devleti'nin yıkılışını bir anlat. İspanya, Portekiz'de bulunan insanların papalarında kışkırtmasıyla Faslıları, Cezayirleri, Kuzey Afrika ülkesindeki İslamiyet'in Tarık bin Ziyad radıyallahu anh zamanından beri getirilmesinden sonra kurulan devletin nasıl yıkılıp da Engizisyon mahkemelerinde milyonlarca Müslümanın sırf Müslüman olduğu için katledildiklerini anlatsana. Neymiş bir futbol takımı şöyle olmuş da tamam işte yani oralarda bak 2000 yıl önce de filanlar vardı. Filan tarihte de şu oldu. Filan tarihte de bu oldu. Allah Allah sen ne kadar çok şey biliyorsun ya. Arkadaş bana tarihi anlatacaksan
Bana iyi ahlakı verecek tarihi anlat. Benden öncekilerin sapık yaşantılarını bana anlatarak, ya bak yani o zaman da yaşayan insanlar olmuş. Bu sapıklık falan değil. Demek ki insanın doğasında var bu. Yaratılışında değil mi? Doğasında var. Neyse, işi başka tarafa çevirmeyelim. Ama böyle yapanlar da etrafa üzüntü veriyorlar. Onu da bu arada söylemek istedim. Merzifon'un bildirilerini bol bol köylere dağıttı. Bu üçlü, Rahip Hamel, efendim Rüşluni ve Jirayr adlı, bunlar komiteci efendim. Ve küçük Ermenistan'ın merkezi saydıkları Merzifon için çalışıyorlar. Orada kurdukları, Merzifon'daki merkezin kurdukları çetelerin düzeniyle bir planı tatbike başladılar. Merkez Merzifon. Şu planlara bir bakar mısınız efendim? Uyguladıkları bu planlardan bir tanesi bugün 2023 yılında herhangi bir vasıtada giden görevlilere böyle bir taarruz ve tecavüz olsa yer yerinden oynar ya. Üç tane adam ihtilalci, bunlar Merzifon'un planlarını uygulamaya koyuyorlar. Yani ava götürdükleri av köpeğinin burnuna avın kanını koklatıyorlar. Bak, kokla bakayım nasıl? Oh abi, mis gibi. Hah, hep bu kanı koklamak istiyor musun? Tabii ya. O zaman gel peşimizden. Osmancık ilçemiz var. Çok şirin, güzel. Bir de dar bir boğazı var Osmancık'ın. Osmancık boğazından kuzeye doğru geçerseniz, geçin, ayrı bir iklim görürsünüz. Senenin her mevsimi. Osmancık boğazını güneye geçin, yine senenin her mevsimi ayrı bir iklim görürsünüz. Osmancıklar da bunun farkında değillerse ayıp etmiş olurlar yani. Ben bir Osmancıklı değilim ama bunu da bizzat senelerce yaşamış birisiyim. Boğazı bir çıkarsın yukarıya, Karadeniz'e doğru. Günlük güneşlik. Halbuki boğaza girerken Derbent var orada. Boğaza girerken fırtına tipi, Allah Allah. Ne oldu ya işte? Rabbimin dileği bu. Böyle mi? Hep böyle. Bakın. Bakın da abi, biz öyle değil, ikisini aynı gördük deyin. Derseniz ben bunu 15 sene hep gide gele görmüş birisiyim. Elhamdülillah. İyi ki gitmişim, görmüşüm. Osmancık postasının yolunu kestiler. Niye? E dar boğaz arkadaş. Tabii kesecek orada adam. En kolay yol kesme. Dar yerde kesilir yol. Postanın sürücüleri, yani arabayı, atları idare edenleri. Tabii bu idare edenler atı idare ettiği gibi postanın da oradaki gidecek posta malzemelerinin de sorumluları. Sadece sen araba sürücüsün, sen posta memurusun demiyor. Ama iki tane de muhafız silahlı zaptiye bulunuyor. Sürücüleri ve zaptiyeleri tecavüze uğradı ve öldürdüler. Posta arabasını da soydular. Çünkü o günün posta arabaları bugünkü kargo şirketlerinin arabaları da belki öyle ama onlar herhalde fazla para nakletmiyorlar.
Onlar o gün için parada naklediyorlar. Bir yerden bir yere öyle bankamatikle IBAN numaranı ver de abi ben sana havaleyi çıkartayım. Bir tıkla ben sana ulaştırırım. Yok o zaman. Parayı arabalar taşıyor. İsyancılara harçlık. Gürünlü Zaropyan, Gürün, Toros, Gülbenk, Kaspar, Serope adlarındaki çeteciler, Yozgat'a giden postanın muhafızı İbrahim ile posta sürücüsünü öldürdüler. Şimdi posta arabalarına saldırılar başladı. Atları, silahları, paraları ne varsa hepsini aldılar. Çorum'la Merzifon arası Derbent. Derbent karakolu ki çok Derbent denilen yerler çok mühimdir. Yani su kesimi olan yerlerdir. Orada az bir kuvvetle çok bir kuvvete karşı yolu kesebilirsiniz. Askeri tabirle söylersek. Oradaki karakolu bastılar. Ve Derbent'in bütün zaptiyelerini öldürdüler. Peş peşe oluyor bunlar efendim. Her gün ağızdan ağza yayılıyor. Şuraya da baskın yapmışlar. Buraya da öldürmüşler. Vah 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 vah. Kadınlar saçını başını yoluyorlar. Panios ve Misak adlı çeteler, çeteciler, Panos Tuzlası'nın postasını soydular. Düğünü umumiye kolcusu İzzet'in atını alıp Derebenk'e getirdiler. Bakın şimdi onları soyuyorlar, soyuyorlar. Oradan da düğünü umumiye kolcusu var. İzzet Bey, onun atını alıp Derebenk'e getiriyorlar, Talas tarafına. Düğün-i Umumiye kim? Düğün-i Umumiye, Osmanlı Devleti'nin batıya borçlandırılmasına müteakip, bu borçları ödeyebilmek için İngiliz ve Fransız bankalarından alınan borçların tediyesi için Türkiye'deki bazı mahsullere el konmasıdır düğün-i umumiye. Daha doğrusu bazı gelirlere, tütün mesela, tuz, kibrit, düğün-i umumiye. Ege'de tütün ekilir, tütün eksperleri o tütün ekenlerin köylüsüdür, kentlisidir ama maaşını düğün-i umumiyeden alır. Yani düğün-i umumiye Ermeni ihtilalcilerin ısıramayacağı birileri. Onun için atını almışlar. Derebenk'e getirirler. Papaz Daniel bu atı önce boyamış. Yani acayip bir şey. Kayseri'de oluyor bu. Tanınmasın diye. Boya, istediğin kadar boya. Kök boya herhalde biraz daha geç çıkmıştır. Sonra da bakmış ki bu boyalı at falan filan gene tanınıyor. Atı öldürmüş. Maden postası. Sürücüsü İsmail ile zaptiye Necip öldürüldü. Gümüş beldesi efendim maden. Osmanlı'nın en mühim madenlerinden birisi işte Gümüş Hacıköy diyoruz ya efendim. Onun gümüş beldesi var. Hala gümüş beldesinin ilkokulu olan böyle bir tepeden düzeltme yerin düzlenmiş tepe. Okul yapılmış. Hala böyle çok sel gelecek şekilde bol yağışlar olduğu zamanlarda bazı çocuklar
Osmanlı'dan kalmış gümüş sikkeler bulabiliyorlar, paralar bulabiliyorlar. Hala bu bilgi 10 sene önceki bilgi veya 12 sene önceki bilgi. Osmanlı burada bir maden nazırı bulundurur, gümüş madeni çıkartılır, oradan temizlendikten sonra gümüş madeni, orada da darpane yapılmış gramajına göre, yani bugün gramaj diyoruz, işte ağırlığı o zaman başka ağırlık ölçüleri kullanılıyordu. Efendim işte miskal veya daha başka şeyler. Maden denen yerden gelen posta arabasında mutlaka ve mutlaka para bulunurdu. Mutlaka. Nakledilen para. Adamlar tam suyun başına gelmişler. Çöreklenmişler. Maden postasının sürücüsüyle zaptiyesi öldürüldü. Gülbenk, Panos, Mihrican adlı üç komiteci İstanbul'dan dönüşlerinde Ankara'da bir araba tutmuşlar. Arabanın sürücüsü olan Kaltakçı oğlu Köse Hasan'ı Yozgat yolunda boğdular. E nereden nere diyeceksiniz? E zaman yol öyle geçiyor. Yol öyle geçiyor. Yozgat'tan yukarı çıkıyor. Bugün de o yol kullanılıyor hala. Ve bir çukura da adamı yuvarlayıverdiler. Üstüne de biraz toprak attılar. Atlarını, saatini, parasını aldı. At kiralıyorlar, araba kiralıyorlar. Ne kira veriyor efendim? Kira değil, adamdan canıyla beraber parasını da alıyorlar. Ve atları da daha sonra kendi atlarıymış gibi Tokat'ta sattılar. Yani Amasya'nın çıkışına geliyorlar aşağıdan, Yozgat yolundan ve Tokat'a giderken de yolda atları satıyorlar. Satmışlar adamlar. Bunlar Osmanlı'nın vatandaşları efendim. Osmanlı Devleti'nden toprak koparmak isteyenlere efendim. Bunların davasını takip eden Osmanlı Mebusan Meclisi'nde milletvekilleri var. Diyeceksiniz ki şimdi ya bu yani bugünkü teröristlere ne kadar benziyorlar. Tıpkısının aynısı. Desek herhalde daha rahat olur. Biraz biçimsiz cümle ama tıpkısının aynısı. Evet. Derebenk Manastırı'nda Talas'a yakın yerde, Kayseri'de Rişli Ünü yine kuyrukta yakalandı, tutuklandı. Rişli Ünü'nün üstünde 29 Temmuz 1892 tarihli Hınçak Komitesi'nin görev belgeleri ve mührü bulundu. Efendim, bir reklam aramız geldi. Reklam arasından sonra inşallah ikinci bölümde, yani son bölümde beraber olacağız. Evet, kıymetli dinleyenlerim, küçük bir reklam arasından sonra TGRT FM radyomuzun tarih sohbeti programının ikinci son bölümüne başlıyoruz. Rişli Ünü
Talas'ta yakalandı. Üzerinden de kendisini oradaki komitenin Merzifon'daki Küçük Ermenistan Kurma Komitesi'nin görev belgeleri ve mührü bulundu. Mühür o zaman için çok önemliydi. Benim çocukluğumda da birçok insan okuma yazma bilmezdi. Yani yeni çıkan alfabeyle, Latin harfleriyle okuma yazma bilmezdi. Onların hesabına göre de Türkiye'nin %95'i cahildi. Niye? Osmanlı cahil bırakmış. Benim rahmetli babam da o zamanın Osmanlı zamanının delikanlısıydı. Babamın kahvehanesindeki çay kahve alacaklarını yazdığı defterlerini hep Osmanlıca harflerle el yazısıyla yazardı, susardı. Ha babam daha sonra rahmetli bu yazıları da öğrendi. Ama ilk etapta %95'i cahildi. Yani niye istinaden bunu böyle bile bile böyle ifade ediyorlar onu bilmiyorum. Tabii ki sen bütün ebe ecdat okuduğu alfabeye çek onu, şunu koy. O geçiş döneminde de kaç kişi var? Vallahi 100 kişiden ya bir kişi ya iki kişi okuyabiliyor. Ya çok cahil bırakmış ya. Osmanlı çok cahil bırakmış. Hakikaten cahil bırakmış Osmanlı. Niye? Latin alfabesini okutmamış. Latin alfabesine göre okuması yazması olmayana da yeni rejim diyor ki bunlar cahil. Ama Osmanlı'nın amin alayları 4 yaşında başlardı efendim. Çatır 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 kız olsun oğlan olsun mutlaka mutlaka okumayı bilirlerdi. Efendim şehzadeler şöyle cahildi. Devletin başında padişah olduklarında da böyle cahildi. Bunları yapmak. Bunları yapmak cahillik ya. Bu sözleri böyle söylemek cahillik. Hatta bu sözlere beni inandırmak için uğraşmak da beni de cahil saymaktır. Benim gibileri de cahil saymaktır. Arkadaş, sen şimdi o zaman İngilizceyi bilmiyorsun. Ben sana İngilizceyi bilmen için ya zır cahil adam kardeşim ya desem, ya ben okuyorum üniversitede ama İngilizce bilmiyorsun. İngilizcenin cahilisin. Aynen böyle. Peki bunu belirtseler ne olurdu? Belirtseler o zaman başka bir şey olurdu demek. Benim aklımın ermediği başka bir şey olurdu. Mühür onun için insanlar imza atmak yerine mühür basarlardı. Mühürü de her ilçede bir çilingir olurdu. Çilingir sarı pirinçten olan dökülmüş, düz, yazısız mühürleri Kayseri'den getirirdi, Ankara'dan getirirdi. Efendim, derdin ki işte ben İsmail Yağcı, iyi yağcı yaz buraya. Muhtardan kağıt götüreceksin ha. Yok, öyle çilingirde mühür bastırmak, kazıtmak yok. Bakacak, kağıdı alacak, onu öyle kazacak. Ha, İsmail Yağcı'nın mührü bu. Devlet bunu imza sayıyordu. Sen böyle cahil bırakırsan mecbursun mühürü de imza sayacaksın. Hem de ıslak imza sayıyordu. Islak mıydı kuru muydu? Hadi bakalım uğraş şimdi. Islak mı kuru mu? Şimdinin hastalığı da bu. Dolayısıyla adam komitenin mührünü almış. O gün için mühür demek. Mühür kimdeyse Süleyman odur diyorlar ya. Bu adam da odura yetkili mührü almış. Komite adına emir veriyor. Öldürün, kesin, asın. Diğer bir Ermeni de tutuklandığında manastırda yapılan aramada
birçok ihtilal ve isyan belgeleri bulundu. Şu anda ihtilal ve isyan belgeleri değil, flaş bellekler peşinde koşuyoruz. Farkımız bu. Efendim, küçük bir flaş bellekte adam yedi sülalesine her şeyle yazmış oluyor ya. Devlet bunları aldı. Bunlar suç. Tabii. Hareketin idarecilerinin Amerikan okulunda öğretmen olan Tomayan. Asıl isim Tomayan da bir de bir milletvekili daha vardı Güneydoğu'da. O da Tomayan'dı da Toma. Hatta Tuma diyorlardı ona. Tuma diyorlardı. Tuma işi karıştırdı. Efendim siyasetten ahlaksızlığı karma karışık etti. Milletvekilliğine de atıldı. E bu suçu işleyip atılmayanlar var mı? Ne sor, ne de ben söyleyeyim. Kayayan, hem Tomayan hem Kayayan oldukları anlaşıldı. Bunlar kod adı kullanıyorlardı malum. Bir önceki sohbetimizde bahsetmiştik bundan. Bu iki adamdan. Bu iki adam Tomayan'da, Kayayan'da senelerdir Talas'taki kolej matbaasında komite bildirilerini bastırdılar. Kayserilerin gözünün önünde Talas'taki Amerikan Koleji'nin şu anda da bazı siyasilerin, mevcut olan siyasilerin dedeleri veya babaları, hatta babaları da son senelerde Talas Koleji mezunu. E canım olur yani, eğitim Cumhuriyet el koydu, tek tip eğitim. Doğru, doğru da yani bunun hamuru böyleydi ama. Kokusu da mı sinmedi yani? Bildiğimiz kimseler var. Okula gelen bütün Ermeni gençlerini bu bildirileri verip dağıttırarak davaya kazanmak istiyorlardı bu iki adam. Kayayan da Tomayan da. Bildirileri basıyorlar. Gençlere diyorlar ki oğlum alın şu cephaşlı, şunları dağıtın. Gidin filan yerde dağıtın. Orada dağıt, burada dağıt. Anadolu'da bunları Ermenilere ulaştırıyorlardı tabii. Yani 1892, kıymetli dinleyenlerim, daha Ermeni soykırımı falan filan meseleleri yok. Osmanlı Devleti'nin hemen her noktasında, Anadolu'nun her noktasında habire Ermenilerin cinayetleri ve kalkışma isyan hareketleri var. Ya bu adamlar işte masum bir dava ya, istiklal yani, istiklal mukaddes bir şey. Müslüman da istiklal peşinde koşmalı. İyi de istiklal peşinde koşan böyle olmaz. Sen benim evimde olacaksın, bu evi kendi üzerine geçirmeye kalkacaksın. Yemezler arkadaş. Çık meydana, sokağa çık. Bu evi ben alıyorum arkadaş, de mertçe. Ama bu evin çatısı altında durma. Bu vatanın bayrağının altında durup da ben buradan kopmak istiyorum dersen seni koparırlar. Bugün olmasa yarın koparırlar. Ve Ermeni gençlerine böyle bildirileri bol bol verdiler. Onlar tutuklanınca Merzifon'da sırf bu ikisinin tutuklanmasından isyan çıktı efendim. Demek ki devlet tam noktasına parmağını basmış. Tam. Ve burada da yakalananlar Ankara, o zaman da istinaf mahkemesi vardı. Sonraları kaldırıldı. Şimdi tekrar istinaf mahkemeleri var. Ama herhalde yetki alanları ve yetki
miktarları farklı. Ve Ankara İstiraf Mahkemesi'nde de bölge mahkemesi diyelim ona, mahkeme edildiler, yargılandılar. Tomayan, Kayayan ve onların eli kolu olan bazı elebaşları idama, diğer komiteciler de çeşitli cezalara mahkum oldular. Oldu mu? Oldu. Netice, bu mahkumlardan, malum bunlar Protestan okuluydu, hem Merzifon hem Robert Kolej İstanbul'daki, Tomayan ve Kayayan'ın affı için İngiltere'deki Protestan gazeteleri ve dini çevreler Osmanlı hükümetine, padişaha başvurdular. Bu ikisi de affedildi. Tomayan Londra'ya selametle gitti. Artık İhtilal Komitesi'nin nüfuzlu üyelerinden biri oldu, kahraman oldu. İhtilalde kelleyi kurtaran bir adam. Efendim İngiliz protestanlarının şefaatiyle olsun, kurtar diye kuyruğu. Bundan sonra mitinglerde böyle tanıtıldı. İşte bu kahraman, işte bu kahraman Osmanlı'nın Merzifon ilçesinde başlattığı Küçük Ermenistan ihtilalinin kahramanıdır. Ya nereden yakaladık adamı, idama mahkum ettik. Keşke hadi aslanım koçum bir daha yaramazlık yapma hadi git desek de adamı meşhur etmeseydik. Avrupa böyle. Peki bunlar niye bunu affettirdiler? Kendi memleketlerinde böyle birisi teşebbüs etse bir Müslüman ne yaparlardı? İzini kaybederlerdi. İzini. Efendim bugünkü süremizi biraz da geçtik. İnşallah ömrümüz varsa bundan sonraki programlarda buluşmak üzere. Hoşça kalınız efendim. Tarih sohbeti.